Soruyu da unuttum şu an. Bayağı kafam karıştı. Araba kullanmak istiyorum. Yani ben mesela bir senaryo bile yazabileceğini düşünüyorum senin. İşe başlarken para hani kazanayım da hani yolumu bulayım diye başlamadım. Ya ben... Çok değişik bir ortam vardı içeride. O oradan koşturuyordu. Müzikanın YouTube kanalına hoş geldiniz. Birbirinden özel konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Alper Erözer. Alper evet. Desem sadece daha rahat ya. Yani daha rahat, daha kısa. Evet, Alper yanımda. Hoş geldin Alper. Hoş bulduk abi, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, ne olsun. Güzel, her şey yolunda. Müzik yapmaya devam ediyorum. Yeni şeyler üretiyorum. Yayınlamak için onları hazırlıyorum. Yani şimdi sana soracağım sorular farklı olsun istiyorum elimden geldiğince. Birçok programa da katılmışsın, YouTube programına. Mesela beni en çok şaşırtanlardan biri, yaşına rağmen bu sorumluluğu çok güzel üstesinden geliyorsun. Bu çok güzel bir şey. Okuldan geldin zaten. Okul dışında hemen müzik çalışmalarına mı başlıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Yani yoğun bir programım var okul dışında. Değişiyor. Bazen boş günlerim de oluyor tabii ki ama genelde yoğun bir programım var. İşte şan dersim olsun, gitar dersim olsun, piyano dersim olsun, dans dersim olsun. Böyle birçok yapmam gereken şeyi gidip dersini alıyorum. Bu yüzden hani genelde müzikle geçiyor bütün haftam veya okul sonrası da müzikle ilgili işlerim oluyor. Onlarla beraber geçiyor yani. Şimdi bir başa dönelim, nasıl başladığına. Sen bir kere müzik yapmak istiyorsun, şarkı söylemek istiyorsun. Ve babam bu konuda çok yardımcı oluyor. İlk olarak ne yapıyorsunuz? İlk olarak hayal ettim. Yani dedim yok, yani kimse yok. Yapan veya üreten birileri yok. Bir şeyler yapmamız gerekiyor artık dedim. Çünkü bizim ülkemiz olarak çok bir eksik gördüm kendim. Yani ülke olarak bir eksik gördüm. Çünkü dünyada bayağı bir örneği vardı. Ondan sonra konuştum babamla. Yani zaten biliyordu az çok benim sürekli sosyal medyayla uğraştığımı. Ondan sonra onunla beraber yolculuğa başladık. Güzelciler. İlk şarkın yabancı. Suat Aydoğan'a mı gidip yapıyorsunuz yoksa kendiniz yapıp sonra mı Suat Aydoğan'a gidiyorsunuz? Yok, Suat Aydoğan'a gittik. Orada yaptık yani. Hiç bir şey üretmemiştim ben. Gittiğimde orada üretmeye başladım. Ha, okey. Evet. Onunla beraber çalışarak yayınladım onları. 9 şarkı evet. İlk yapıyorsun. İlk albümünde 9 şarkı var. Yok, ilk albümümde 8 şarkı. 8 şarkı var. Onların zaten iki tane Türkçe var içinde. Yani aslında üç tane Türkçe var. Bir tanesi de Kulüp Mix. Ama genelde İngilizce üzerine yaptığım bir albümde. Evet. Sen beste yaparken nasıl yapıyorsun? Yani sözleri yazarken nasıl yazıyorsun? Çünkü yaşın o zamanlar daha da küçük. 13, 14. Nasıl yapıyorsun? Merak ediyorum. O zamanlar yazarken bayağı bir zorlanıyorduk. Çünkü böyle çıkmaza giriyorduk. Böyle kelime gelmiyor bazen. Sıkışıyorsun, öyle şeyler oluyordu. Ama zamanla aşıldı o. Daha rahat yazmaya başladım. Şu an yazarken de genelde arkadaşlarımlayken yazıyorum. Hani böyle bazı ritimlerin üzerine bir şeyler deniyoruz. Bir şeyler karalıyoruz. Bir şeyler çıkıyor. Onları kaydediyorum. Hani belki şu an değil de bir yıl sonra belki kullanırım. Güzel bir şeyler çıkıyor. Ve hepsini kaydediyorum. Genelde öyle yani. Peki özel şeyler sorayım. Mesela seni en çok ne utandırır? Örnek vereyim, sahnede düşmek. Yok ya, o hiç utandırmaz beni. Sahnede düşmek insanlık hali, ne yapayım orada yani. Ağladığını birinin görmesi. Ağlamaktan da utanmam ama ne bileyim, belki başarısız olmaktan utanabilirim. Ha, başarısız olmak. O da göreceli ama yani başarısızlık da bazen insana bir şeyler öğretebiliyor. Kendime göre başarısız olursam o zaman utanabilirim. Anladım. Başarısızlığın şeyi ne mesela sende? Ne olursa başarısızlık? Mesela yarın öbür gün unutulman senin için başarısızlık olabilir mi? Olabilir. Ya ben... Pat, tokat gibi geldi, olabilir. Peki ona hazırlıklı mısın? Belki gün gelir, olabilir. Hepimizin başına gelebilecek bir şey. Tabii ki yani. Öyle şey yani olabilir tabii ki. Piyasa her zaman değişiyor. Ama ben elimden geldiğince onun içinde kalıyorum. Ve ürettiğim sürece zaten düşeceğimi de düşünmüyorum. Peki günlük hayatın nasıl geçiyor? Şimdi okul dışında arkadaş çevren kimler? Mesela kimlerle takılıyorsun? Sinemaya gidiyor musun? Şimdi bunları hayranların çok merak ettiği için soruyorum. Evet, kimlerle takıldığımı az çok zaten biliyor benim yani kitlem. Söylesene yine de. Söyleyeyim yani, isim mi vereyim, ne yapayım? Hayır, isim derken tanımışsa ver, tanımamışsa okuldan arkadaşlar. Okuldan arkadaşlarım oluyor, farklı ortamlardan arkadaşlarım oluyor. Tanınan kişiler de oluyor oturup böyle takıldığımız, değişiyor. Ama yani genelde okul çevresinin içinden çok arkadaşım var. Müzisyen mi onlar da, müzikle uğraşan? Müzikle uğraşıyor hepsi, müziği seviyor.
Yani müziği sevmeyen bir arkadaşım yok yani. Hepsi böyle bir şeyler yazıyor, bir şeyler yapmak istiyor. Bir şekilde müziğin içine bulunmak isteyen insanlar. Peki onlarla hep müzik toplantıları mı yaparsın yoksa gidip takılır mısınız bir yerlerde? Yani takılırız. Takılırken de müzikle ilgili konuşuruz. İkisinden yanında yaparız yani. Yani şöyle mesela değişik eğlenceleriniz var mı? Luna Park'a gider misiniz? İşte ne bileyim korku evlerine gider misin? Korku evine yok ya. Hiç, yani bir kere gittim. Onda da böyle çok değişik bir ortam vardı içeride. O oradan koşturuyordu. Birileri koşturuyor, birileri bağırıyor. Böyle anlam veremedim. Dedim ben çıkacağım. Çıkmak istiyorum. Çok sıkıldım ve böyle bir değişik bir ortam. Payla Hoca falan çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Ondan sonra bir daha gitmedim öyle bir yere ama onun dışında Luna Park'a da gitmedik ya. Luna Park'a gitmişimdir de hani şu an gitmiyorum. Sinemaya da gidiyorum. Sinemaya gidiyorum. Burada kalabalığız. Evet. Hep beraber sohbet sinemaya içerisinde. Sinemaya gidiyorum evet. Sinemaya da gideyim yani. Sonra ayrıca da kendin alışverişe gidiyorsun. Yani alışveriş yapmayı seviyorum evet. Yani bir şey yeni kıyafet almak hoşuma gidiyor. Hepsini sen mi stylingin var mı mesela veya bir sahne için sen mi alıyorsun düşünüyorsun? Ya yanımdakilerle beraber biz zaten en doğru parçayı seçiyoruz ya böyle. Hani ben sadece ben seçiyorum diyemem. Herkes fikrini söylüyor. Güzel böyle bir şeyler seçiyoruz ama zaten seviyorum yani kendi tarzımı. Biliyorum az çok. Yani sizin tarz şöyle de bir rahatlığı var. Mesela şortla bile sahneye çıkabiliyorsunuz. Aynen. Öyle güzelliği var. Öyle tam relax var. Yani. Evet. Çünkü bol ve hani hem şık hem rahat olduğu için her türlü evet. Akıyor. Tabii bizim yaşlı büyüklerimiz ona şık demiyor da değil mi şorta? Yani şık ama şimdi şık, yani. Evet. Şort şık oldu. Biz de mesela artık relax takılıyoruz şekil yani. Evet peki müzik dedik. Yani özel hayatından konuştuk. Hayalin ne? Bir şeyler üretmek de hayalim aslında. Bir şeyler yani bir ünlü olmaktan çok bir şey üretiyor olabilmekteydi. Şimdi onu yapıyorum. Bir şey üretebiliyorum. Bu yüzden mutluyum ama gerçek hayalim yani tabii ki de işimin yapabildiğim kadar ilerisine gitmek. Farklı şeyler yapmak. Ne bileyim aynı şeyleri de yapmak istemiyorum. Aynı sanatları üretmek istemiyorum. Farklı işler yapıp farklı bir olarak anılıp güzel bir yolda ilerlemek istiyorum yani. Acaba ben mesela hep düşünürüm. Belki baban, annen de düşünebilirler bunu. Acaba şöyle bir şey olabilir mi mesela? İleride sıkıldım diyebilir misin? Ya müzikten sıkılacağımı hiç zannetmiyorum. Onun için bilmiyorum yani. Yani olabilir tabii ki her insan bir şeyden sıkabilir ama ben hiç zannetmiyorum müzikten sıkabileceğimi. Evet. Yani şöyle müzik dışında mesela eğer söz yazıyorsan ki yazıyorsun, sanattan anlıyorsun bir kere. Bence yani sen de ileride birçok şeyde birçok alanda üreten biri olabilirsin. Sadece evet. Müzik olarak düşünüyorsun belki ama şu anda belki de düşünmüyorsun ya tabii bilmiyorum. Zaten ben hem şarkıcılık yapıp hem beste de verebilirim. Ben hepsini yapabilirim. O bana bağlı. Yani ben mesela bir senaryo bile yazabileceğini düşünüyorum senin. Çünkü evet, beste yazanların birçoğu senaryo, öykü, kitap konusunda da çok başarılılar. Tabii bu çok ilerleyen dönemlerde belki olabilir. Yani şu anda mesela yazdığım çok fazla var bayağı bir söz ama hepsi notlarımda duruyor yani. Çok böyle üstüne gitmiyorum. Ama o tarz böyle yazılar da olabilir yani. Bir yazabilirim, deneyebilirim. Peki böyle beste veya söz esnasında en ilham aldığım yer şurası. Veya gece uykudayken geliyor uyanıyorum. Veya ne bileyim aile sohbetinde. Yok arkadaşlarla. Ya ben böyle kulaklığı takıp arkadan da beat'i aldığım zaman o zaman en iyi geliyor yani. Onun dışında gelmiyor. Ritmi duyduğum zaman. Anladım. Bazıları müzikle yapar. Mesela John Bay Walker'larla sohbetimiz vardı. Kimi zaman diyor ki sabah 4'e kadar uyumayacağım, uykusuz kalacağım. Ondan sonra bana bir gaz geliyor diyor. John Bay dedi onu galiba değil mi? John Bay dedi. Yani ben aranjeyi açıyorum yani yazarken. Aranjemin böyle zaten bir duygusu oluyor. Neyi vermek istediği, ben bir şey anlatmak istiyor zaten o aranje içinde. O anlatmak istediği şeyi ben de yazıyorum. Yani şöyle, aynı aranjenin üstüne bir sene sonra farklı sözlerde yazılabilir tabii mi? Tabii ki. 7-8 tane farklı flow da yapılabilir. Yani hepsi yapılabilir. De mesela şunu diyor musun? İşte araba kullanmak istiyorum. Bir an önce işte 18 yaşıma geleyim de araba kullanayım. Yok ya, öyle bir şeyim yok bir an önce 18'e geleyim diye. Sonra da diyeceğim ki niye 15'te kalmadım ya falan diyeceğim. Onun için şu an tadını çıkarayım. Ama tabii ki de 18 olmak istiyorum yani bir yandan da. Ama yapacak bir şey yok. Olmak istiyorum deyince olamayacağım için şu anda tadını çıkarmam evet. Gerekiyor o yüzden. Ve hepimiz 18 yaşında olmak istedik. 18 yaşından sonra da 19'a evet, bile gitmek onu. İstemedik. O yüzden evet. Ben de ona göre davranmaya çalışıyorum. Aynen, mantıklı olan o zaten. Her hareketinde de zaten her sözünde de çok mantıklı konuşuyorsun. Bu beni oldukça şaşırtıyor. Eyvallah. Çaktırmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Eyvallah. Evet, peki hayranlarından sana mesela mektup geliyor mu, enteresan şeyler oluyor mu? Hayranlarınla aran iyi gözüküyor. Evet, ya şöyle benim odam var. Odamda böyle arkadaşlarımla takıldığım bir odam var evimde. İşte bir şeyler oynadığımız veya bir şey izlediğimiz. Orada bir köşem var. Orada işte onlardan gelen tüm, yani tüm değil aslında ama çoğu hediye orada.
böyle konserde sahneye fırlattıklarını falan bizim ekibimiz alıyor. Onlar sonra geliyorlar benim odamda duruyor. Bütün yazılar, defterler, bayağı bir şey var. Arada sırada okuyorum. Hani çünkü okuyamadıklarım bile oluyor. O kadar fazla böyle. Bütün defterlerin sayfaları dolu. Yani vakit buldukça okumaya çalışıyorum. Ama tabii ki çok dolu yani. Güzel. Evet, o güzel. Biriktiriyorsun görüyorum, yani. Eve gittiğim zaman görüyorum böyle onların yolladığı şeyleri. Güzel oluyor. Çok enteresan ya. Yani çok da hoşuma gidiyor. O ışığı görebiliyorum. Yani gerçekten onu sevenlere layık olmaya çalışan 15 yaşında. Evet. Ama gerçekten o olgunluğu hissediyorum. İnşallah yolun açık olur. Senin kahkahayla güldüğünü merak ediyorum. Hiç görmedim mesela. Gülüyor musun? Gülüyorum tabii ki ya. Ha. Ben gülmez miyim? Ama ama yani çok gülüyorum ama bilmiyorum, kamera karşısında çok gülmeyi sevmiyorum yani. Yani hayır yani tabii ki de kamera karşısında bilhassa mı böyle hani şeysin, hep olgun konuşuyorsun ediyorsun ya, diyorum acaba hep mi böyle ama gülüyorsundur. Ya, tabii ki ben de gülüyorum yani. Gülmem. Ağlıyor musun? Geçen ne de, ağlıyor muydun? Çok ağlamıyorum. Çok ağlamıyorsun. En son çocukken herhalde ağladın. Küçükken. Ya dün falan. Ya yok ya, çok ağlamıyorum ya. He. Allah'tan mutlu ve... İyi güzel. Allah ağlatmasın ama tabii ki de duygulanmak da güzel bir şey. Evet. Sadece rap müzik mi dinlersin? Hayır. Ya ben Lofi de dinliyorum. Böyle şey, çok yavaş tarzda şarkılar. Ben yani bir listem var benim. O listede yani bütün farklı tarzda şarkılar var. Ama genel olarak rap dinliyorum. Çünkü daha çok modum veya tarzım veya o anki yaşadığım o ortam rap'e göre oluyor ama yani günün sonunda kulaklığımı takıp da böyle sakin şarkılar dinlediğimde oluyor yani. Şöyle mesela Türkiye'de rapçilerin çoğu fantazi müzikten, arabesk müzikten besleniyor ama sende onu görmüyorum. Ya arabesk müzik güzel bir müzik. Yani böyle damarına basan bir müzik. Türk milletinin de çok sevdiği bir müzik. Ama ben bilmiyorum, arabesk üzerinden git yani onu... Hiç öyle bir yaklaşımım olmadı parçalarımda. Hı hı. Çünkü bilmiyorum, bana göre değil yani. Çok güzel bir tarz ama ya, bana göre değil. Ya arabesk müziği zaten hani yine yaşına geleceğim, dönüyor dolaşıyor ama değil mi? Yani 20 yaş altında zaten... çok nadir arabesk müzik dinleyenler. Ben burada hep biliyorsunuz alışkanımdır. Etrafımdaki insanlara da bir anda anlatıyorum. Yani o yüzden hani arabesk müzik belki ilerleyen zamanlarda ondan da beslenebilirsin. Belli olmaz başka... belki arabesk bir şey. Yani şu an hiç yapacağımı düşünmüyorum ama yapabilirim. Türk pop belli dinliyor olmaz. Musun? Türk pop dinliyorum. Dinliyorsun Türkçe pop. Başka ne? Türk sanat müziği dinliyor musun? Türk sanat müziği yani arkadaşlarımla iken açılıp dinlenmiyor açıkçası. Yani öyle bir ortamı olmuyor. Kimse evet. de açıp dinlemiyor. Yani doğruya doğru ama biliyorum yani. Bilmem gereken güzel eserler var. Yani böyle emek verilmiş. Onları elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Sporla aran nasıl? Sporla aram iyi. Boksa gidiyordum. Bu aralar gidemiyorum yoğunluğumdan ama yani devam ettireceğim ona. İyi ya, zaten sürekli koşturuyoruz yani. Şey yani şunu söylemek istiyorum. Ben yüzmeyi çok seviyorum der misin? Her yaz yüzer misin? Yüzmeyi seviyorum ama her yaz yüzerim. Aynen ama kışın da yüzüyorum. Yani bu arası da spor olsun diye falan. Projelerin yakın zamanda nedir? Şarkılar yani yeni albüm. Şu anda bir tane single hazırladım. Onu yayınlayacağım. Kimle çalıştın? Kendim yaptım bu single'ı. Daha çok yani biz üzerine, bizim bir projemizdi. Kendi ekibimin içinde oluşturduğu bir projeydi. Bundan sonra da iki şarkı çıkaracağım. DMC ile anlaştım. Sadece iki şarkılık onlarla bir çalışmam olacak. Güzel bir, yani üç tane farklı tarzda güzel, sağlam şarkı yayınlamayı düşünüyorum. Bir tane yayınlayacağım da hoşuma gidiyor şu anda. Onu bayağı geliştiriyoruz. O var. Yani 3 tane şu anda çıkacak net projem var. Tekrar hayırlı olsun. Zaten çok başarılı olacağına da eminim. Çünkü gerçekten içten hissediyorsun ve arkandaki insanın ailen olması çok güzel bir şey. Onlara güvenmen. Senin de şansın ne aslında? Çok insan hani kapılara vururlar, hani kapı çalarlar ama o kapılar yüze kapanır. Ama senin ailen seni sahiplendiği için çok güzel o sıkıntıları çekmemen, üretmeni daha iyi, daha kaliteli daha kılıyor. Daha çok yansıyor. Motivasyon her zaman. Aynen. Ünlenince tabii para kazanmaya başladın. Bu sende farklılık yarattı mı? Yani para... Şöyle söyleyeyim, ailenin durumu orta halliydi. Belki daha işini bilemediğim için. Evet. Yoksa eskiden de yok bizim durumumuz iyiydi, aynı filan diyebilirsin. Yani şöyle söyleyeyim, hiçbir zaman bu işe başlarken para hani kazanayım da hani yolumu bulayım diye başlamadım açıkçası. Sadece sahneye çıkayım, insanlar beni alkışlasın, o yaşamak istediğim o duygumu yaşayayım, o bana yeterli diye başladım ama tabii ki bir şeyler yaptığın zaman karşılığında bir kazanç elde ediyorsun. Zaten yani tabii ki işin doğası bu. Yani benim için çok da bir önemi yok. Tabii ki de kazanıyorum. Köşeye atıyorum. Hani biriktiriyorum. Heh, onu da soracaktım. Evet, biriktiriyorum. Şu an yani kendi paramı çok böyle kazandığım paramı yani köşeye atıyorum. Kendi bir hesabım var. O da tutuyorum.
Hepsini orada biriktiriyorum. Çok güzel, helal güzel olsun. İzlemiştim, Justin Bieber'ın Scooter'dı galiba onun şeyi esas. Onu keşfeden kişi. Onun bir belgeseli var, izledin mi sen onu? İzledim, Justin Bieber. Yani Justin Bieber o belgeselde ilk önce telefon ediyor ailesine. Ailesi dalga mı geçiyorsun bizle falan diyorlar. YouTube'dan izlemiş galiba onun videosunu. Ondan sonra alıyor o çocuğu New York'a götürüyor. Orada bayağı bir insanların kapısını evet, çalıyor evet. ediyor yani. Biliyorum, izlemiştim evet Justin evet. bayağı. Yani o da çok tırmalamış. Ya zaten tırmalamadığın olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Yani üretimi durdurduğun an her an insanlar unutabiliyor. Hı-hı. Yani her zaman bir yere gelene kadar yani unutulmayacak şarkılar, unutulmayacak birkaç tane proje üretince evet, daha başarılı olacaksın. Ama sende o hırsı görüyorum ben. En iyi üreten ve en çok üreten kazanıyor. Asi rap söyleyenler vardır böyle hani yetişkinlerin söyleyeceği laflarda. Belki ileride öyle bir şeyler düşünüyor musun sen de? Ya şöyle söyleyeyim. Şu an kadar yazdığım bütün sözlerin zaten hiçbiri benim şeyime uyacağını düşünmüyorum. Gençlere uyacağını düşünüyorum da hani benim yaşıtlarıma belki bahsettiğim... Sen daha çok senin yaşın. Yani benim kitleme uyacağını düşünmüyorum. Çoğu yazdığım sözün. Yani şu an öyle bakarsak. Bu yüzden olur yani tabii ki de bilmiyorum yani. Soruyu da unuttum şu an. Bayağı kafam karıştı. Olur, problem değil. Okuldan sonra gayet evet, doğal. Okullarımızı... 2 saat dersten çıktım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani samimi güzel bir arkadaşlığın var mı? Yani, on diyebilirim evet, yani. Zaten teşekkür ederim. İlk defa farklı tarzı soruldu soru. bu da benim. Arkadaşım çok var. Ama o tarzda bir arkadaşım yok. Olursa zaten. Ama güzel anlaştığın ama böyle hani dediğin gibi evet, güzel, yani anlaştın. Güzel anlaştın. Evet, ruhu çok güzel. Çok fazla kız arkadaşım var yani evet. Böyle sohbet ettiğim veya beraber vakit geçirdiğim tabii ki de çok kız arkadaşım var yani. Sadece erkeklerle takılacak diye bir halim yok. Aynen. Ama hani sevgilim şu an yok. Ama evet. Eğer öyle bir durum olursa zaten kaçınacağımı çok fazla düşünmüyorum. Yani açıklarım diye düşünüyorum. Aynen. Bir de şeyle yaparlar. Bazıları hayranlarıyla mesela evlenenler var. İleride böyle bir şey olabilir mi? Bak bu çok önemli soru bence. Şu yani an aklıma eğer geldi. Birini seversem o benim hayranımsa olabilir. Aynen değil mi? Seversem. Aynen. Severse olabilir. Bunu da söyledik. Tamam. Evet, son olarak yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Hayranların seni şu anda gözlerini açmış izlediklerini ben hissedebiliyorum. Onlara neler söylemek istersin kapanış olarak? Hepinizi çok seviyorum izlediğiniz için ve kaç dakika olmuştur sence video? 10-15 dakika arası. 15 dakikanızı ya da 13 dakikanızı ya da 14 dakikanızı ne yaptın abi anlamadım. Ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni projelerimi takip etmeyi unutmayın. Cüneyt abi de izleyin, abone olun, like atın. Bir de bu videonun altına da bol bol yorum atın ki gücümüzü gösterelim. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.